Sevgili seyirciler, 32. güne hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bir hafta çabuk geçti ve yine buluştuk. Hatırlayacaksınız, geçen hafta Yavuz Donat iki söyleşi yaptı ve etraf birbirine giriverdi. İki cumhurbaşkanı, eski iki cumhurbaşkanı Demirel'e ve Evren'e sordu. Derin devlet nedir diye sordu. Ve birdenbire derin devletin varlığı ortaya çıkıverdi. Evren de Demirel de derin devlet vardır dediler. Hatta Evren daha da ileriye gitti. Sayın Evren ve 12 Eylül derin devletin işidir diye konuştu. Son yıllarda toplumun komplo teorilerine, devletin bilinmeyenlerine merakının arttığı artık şüphe getirmez bir gerçek. İçinde derin devlet lafı geçen kitaplar müthiş satıyor. Televizyon dizileri reyting rekorları kırıyor. Herkeste bir merak var. Susurluk kazasıyla birlikte tanıştığımız bu derin devlet kavramı her geçen günde değişiyor. Peki şu derin devlet dedikleri nasıl bir şey? Dünyadaki anlamıyla Türkiye'deki anlamı arasında farklar var mı? 9 yıl önce sürekli aydınlık için ışıklarını açıp kapatanlar bugün derin devlet için ne düşünüyorlar? Banu Acun, derin devletle tanışanlar, gazabına uğrayanlar, kitabını yazanlara ve uzmanlara sordu. Derin devlet nedir? Hani devlet? Nerede devlet? Elimi kurtarsın. Türkiye'de her şey devlet için yapılır. Sorun çıktığında nerede bu devlet diye bağırılır. Devlet babadır, devlet kutsaldır. Bazıları kendilerini devlet babanın oğlu olarak görür. Bu bir yanılgıdır. Devletin oğlu olduğunu düşünenler kimi zaman sözde veraset hakkını kullanarak babalarını korumak adına onun koyduğu kuralları çiğnerler. Devletin geleceğini kendilerince tehlikede gördüklerinde ondan habersiz kimi güçlerden yardım alıp onun adına devleti kollamaya çalışır. Bu yaramazların yaptıkları kimi zaman da devletle özdeşleştirilir. Devlet babanın saygınlığı gölgelenir. Oysa devlet babanın herkesin bildiği kuralları vardır. Hukukun üstünlüğü ve demokrasi çiğnenemez kurallardan biridir. Anayasanın 6. maddesinde şöyle yazar: "Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz." Yani kimse kendini devlet yerine koyamaz. Devlet babanın oğlu olduğunu sananlara son yıllarda derin devlet, su yüzüne çıkan icraatlarına ise derin devletin işi deniyor. En nihayetinde bu kavram Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne dahi girdi. Sözlükte derin devlet, devletin çıkarlarını gözetip kolladığını öne süren, göz önünde olmayan örtülü güç olarak tanımlanıyor. Sen kimden yanasın Aslan Bey? Çizmeyi açma. Benim yanım da belli yerimde. Ben devletim. Sen de devletin işine hizmet ediyorsun. Çizme kanla dolup taşmış, sen bana boğul diyorsun. Yok öyle bir devlet hizmetkarını kana boğdurtacak. Televizyon izleyicilerinin büyük bir kısmı ise derin devleti Kurtlar Vadisi sanıyor. Gazi Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre izleyicilerin %60'ı bu dizide derin devletin anlatıldığını, %73'ü dizinin ülkenin gizli gündemini konu ettiğini düşünüyor. %75'i ise derin devlet eğer Kurtlar Vadisi gibi ise dizi karakterlerinden biriyle, özellikle Polat karakteriyle gerçek hayatta özdeşleşmek isteyebileceğini söylüyor. Tabii bu arada dizide bugüne dek 2400 kişinin öldürüldüğünü söylemeden de geçmemek gerekiyor. %60'ı ise senaryonun gizlenen gerçekle aynı olduğu kanaatini taşıyor. Toplumun merakını gıdıklayan derin devlet kavramı son günlerde çok satıyor. Senin arkandan dosya kapatmakla uğraşamam ben. Başka işin mi var? Ben öldüreceğim, sen gömeceksin. İşimiz bu. Ben sana böyle mi öğrettim işini? Devleti temsil eden kurumların başında olduğu varsayılan karakterlerin çağrıştırdığı her şeyi kontrol altında olduğu bir kavram, bir algı. Şimdi bunun da son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Hep derdim ki, yani vatandaş olarak, işler sarpa sardığı zaman zaten birileri bu sarpa saran alanı doğru yola çektirir. Yani ana koridora getirir. Sonra politikaya başladım. İşte İçişleri Bakanı oldum. Gördüm ki yani böyle bir şey yok. Şimdi bu tarzda bir derin devlet algısı sonuçta bireyi hakkını aramanın yanında görevini yerine getirme
hareketinden de engelliyor. Yani vatandaşı, insanı bir de rahatlığa, rehavete sevk eden bir kavram. Onun için çok önemsiyorum. İşte ben İçişleri Bakanlığı görevimi yaptıktan sonra çok rahat uyuyamaz bir halde bir bireyim bugün. Geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesinde Yavuz Donat'ta iki eski cumhurbaşkanına derin devleti sordu. İkisine de sordum. İkisi de dedi ki evet derin devlet var. Yani Demirel Açıkçası dedi ki derin devlet beni indirdi dedi. Kenan Paşa dedi ki evet derin devlet olarak indirdik dedi. Ancak onların tanımları Kurtlar Vadisi'nde anlatılanlardan daha farklıydı. Röportajda Demirel, derin devletin içindekiler normal zamanlarda belirli yetkileri kullanma durumunda olanlar bir bakarsınız kurtarıcı haline gelmek isterler. Öyle hissederler kendilerini. Oysa kimse onlara görev vermemiştir diyor, derin devlet zaaf sever diye ekliyordu. Süleyman Bey'in ifadesiyle derin devlet normal devletin raydan çıkmış hali. Donat söyleşisini Kenan Evren'le sürdürdü. 12 Eylül askeri darbesinin mimarı Evren'e göre 12 Eylül'de derin devletin işiydi. Kenan Evren devlet zaaf gösterirse derin devlet müdahale eder, etmiştir de diyordu. Şimdi tabii hala anlaşılamayan şeyler var. 11 Eylül günü olaylara yeterince müdahale edilememiş. Terör bastırılamamış. Ama 12 Eylül sabahı bıçakla kesilir gibi her şey kesilmiş. O nasıl olmuş? İşte işin o bölümü hala Süleyman Bey'in de konuşmadığı, Kenan Paşa'nın da söylemediği bir başka mekanizma. Sayın Demirel'e sordum. Yani 6 defa gittiniz, 7 defa geldiniz, bunca yılın Demirel'isiniz. Derin devleti ne zaman gördünüz, ne zaman fark ettiniz dedim. 1979'da 6. kez gelince dedi, devleti işletemedim ve o zaman derin devletin varlığını fark ettim dedi. Silahlı kuvvetler. Ancak 12 Eylül'de yasaklayan ve yasaklanan her iki cumhurbaşkanının tanımları kafaları daha da karıştırdı. Şu derin devlet dedikleri acaba nasıl bir şeydi? Hemen herkes değişik bir derin devlet tanımı yaptı. İtirazlar önce Evren ve Demirel'eydi. Bir düdük çaldı ve sonuçta kan akması durdu. Ve birisi de çıktı, iti ite kırdırdım dedi. Şimdi bu derin devlet olabilir mi? Yani anladığım olumlu anlamda bir derin devlet söz konusu olabilir mi? Bir nesli yok ediyorsunuz siz. Birbirine kırdırdığınızı ifade ederek. Herkes Türkiye'nin çıkarının birinci öncelik olduğu bir eylemin içine giriyor. Ama kuralı yok. Yani sürdürülebilirliği yok. Ve kendi doğrusuna yönelik bir eylem tarzına girdiği zaman hadise o derin devlet olmuyor işte. O çukur oluyor. Derin devlet tanımını ilk kullanan ise yazar Nihat Genç'ti. Her gün tarlalarda bir ceset vardı. Onlardan gelen bir şey vardı. En çok derin devletin olduğu günlerdi. Öyle bir günlerde çıktı ortaya. Fakat çok kullanışlı bir kavram çıktı ortaya. Yani derin devlet sonra bu derin devletçiler tarafından da çok sevilmeye başlandı. Kaşıkları tarafından da çok. Deliniz demek. Belki de Türk medyaya da çok hizmet etti. Çünkü on binlerce derin devlet başlıklı bir şey çıktı. Bollukta yazı çıktı. Benim şahsi düşüncem derin devlet diye bir şey yok. Tarihimizde bu derin devleti nasıl izah etmeye çalışsak ve tarihimizden bir örnek ararsanız belli bir dönemde Türkiye'de Osmanlı'da bir derin devlet oldu. Bunu da inşa eden şahsi düşüncem kadınlardır. Derin devlet Hürrem Sultan'la başladı ve Kösem'le devam etti. Biri Mustafa'yı öldürttü, yerine kendi oğlunu koydu. Kanuni işte bunu empoze ettirdi. Sonra da Kösem işte deli oğlunu falan getirdi. Tarih felsefecisi bunu saray entrikaları diye bir başlık altında konuşur ama bugün baktığımızda gerçek bir derin devlet yapısı orada. Yani görünür iktidarın, Saddazan ve Sultan'ın arkasında bir kurum. Bu kadınların bu kurumu da 250-300 yıl gibi de sürdü. Günümüzden baktığımız zaman derin devlet diye bir şeyi önce çalışmamız lazım. Terminolojisi oturmadı. 10 yıl önce derin devlet tanımını telaffuz eden bir başka isimse eski MİT'çi Profesör Doktor Mahir Kaynak'tı. Kaynağın şikayeti de derin devletin Türkiye'de olmamasınaydı. Benim şikayetim aslında uygulayıcının aynı zamanda kurgulayıcı olmaması. Yani yapılan şeyleri
önceden düşünüp Türkiye için bunun gerekli olduğunu kabul edip bunu yürürlüğe koymadığıdır. Ondan sonra şu sonuca vardım. Dedim ki Türkiye'de derin devletin uygulayıcısı var ama düşünce boyutu Türkiye içerisinde olmuyor. Özellikle ülke dışında oluyor. Ve Türkiye'de bir derin devletin oluşması gerektiğini söyledim. Sonra yani 96 yılında Susurluk'ta bir Mercedes kamyona çarptığında Türkiye'deki derin devlet algısı da değişti. Artık derin devlet, mafya, siyasetçi, polis üçgeninde yaşanan karanlık ilişkiler demekti. Devlet, mafya, aşiret! Bu ne? Rezalet! Devlet, mafya, aşiret! Bu ne? Rezalet! O günlerde milyonlar bu karanlık ilişkilerin ortaya çıkarılması için, sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemi yapıyordu. 3, 2, 1, 0! Aynı günlerde Başbakan Çiller ve Mehmet Ağar bu fotoğraf karelerini farklı yorumluyordu. Çiller çattığı için... Bu millet uğruna... Ülke uğruna, devlet uğruna kurşunu atan da, kurşunu yiyen de her zaman bizim için saygıyla anılır. Onlar şereflidirler. Bizim bu konuda söyleyeceklerimiz bundan ibarettir. Diyor Mehmet Ağar, derin devleti savunuyordu. Ağar'ın derin devlet tanımı ise herkesinkinden de daha farklıydı. Derin devlet, devletin derinliklerinde değil. Derin devlet, bir daha toprak için geri çekilmemek, milletin aklında, milletin şuurunda, milletin tahta şuurundadır. Milletin... Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldikten sonra bir daha katiller hükümetçe korunmayacak. Bir başka siyasi lider Bülent Ecevit ise devletin içinde devleti yönetenlerin bile haberdar olmadığı oluşumların peşine 70'li yılların sonlarında düşmüştü. 1996'da ortaya çıkansa Ecevit'in merakla aradığı bir oluşumun semirmiş haliydi. Sarıkamış'ta bize oradaki komutan yemek veriyordu. Tabii yan yana oturuyorduk. Sohbet sırasında onun da bir ara bu özel harp dairesinde çalıştığını anladım. Ben de o sırada nereden imkan bulursam bilgi toplayayım gayreti içindeydim. Bu konuyu açtım. O kaygınıza hiç yer yok. Bunlar çok dürüst insanlardır. Böyle karanlık işlere bulaşmazlar dedi. Peki ama Sayın General dedim. Şu sırada Sarıkamış'taki MHP ilçe başkanı da o ömür boyu görevlilerden biri olamaz mı dedim. Evet öyledir ama çok iyi bir kimsedir dedi. Bu da tabii benim kaygılarımı büsbütün arttırmış oldu. Kenan Evren, 12 Eylül derin devletin işidir diyor. Ancak Ulusal Güvenlik Kurulu uzmanı Paul Hanze'nin darbe haberine alışı ilginçti. Başkan Carter da damdaki kemancı müziklerini dinlerken aldığı Türkiye'deki darbe haberini normal karşılamıştı. Acaba Amerikan derin devletinin 12 Eylül'deki rolü neydi? He didn't leave. There was no reason to leave. İzlememesi için bir neden yoktu. Aslında bu olumlu bir gelişmeydi. Ertesi gün Washington'a bir rahatlama havası hakimdi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir meslek memurunun beni aradığını hatırlıyorum. Ankara'daki çocuklar yaptılar gibi bir şey söyledi. Bugün yine aynı soru tartışılıyor. 28 Şubat'ı yaşayanlar da postmodern darbenin yerli mi yoksa yabancı derin devletlerin işi mi olduğunu birbirlerine soruyor. Dikkat ederseniz 28 Şubat irticaya karşı yapıldı. Oysa biz 28 Şubat'ın irticaya, yani insanların inançları ve bu inançları uygulama biçimine yönelik olmadığını söylüyorduk. Dedik ki 28 Şubat'ın asıl amacı, anti-Amerikan çizgide olan bir İslamcı akımı Amerikancı çizgiye çekmektir. Gerçeklerin devleti ise Susurluk skandalının bu fotoğraf kareleri anlatmıyor. Eski MİT müsteşarı Sönmez Köksal bugün yaygın olarak kamuoyunda Susurluk benzeri çetelerle anılan derin devlet tanımının yerine gri alan kavramını kullanıyor. Gri alanlar diye bir teoride
sık sık değiniyorlar bu deyime. Şimdi önemli olan devletin gücünün, yasalarının işte sahip olduğu topraklarda egemen bir şekilde kullanılması. Bu kullanılmada tereddütler doğmaya başlayınca, ya kural yokluğu veya kuralın varlığı konusunda kuşku duyulmaya başlanınca, o zaman işte kendisine görev vehmeden bir takım güçler devreye girmeye başlıyor. Öyle zannediyorum ki, tabii Türkiye'nin terör dönemini unutmamak lazım. Yani 84'te başladı, 98'e kadar 14 yıl Türkiye fevkalade önemli bir terör mücadelesi verdi. Yıl 93-94'lere döndüğümüzde hatırlayacaksınız, kamuoyunun aslında nereden geldiğini anlayamadığı bir takım emirlerle, talimatlarla işte kontak kapatma eylemi. Yok efendim, kepenk indirme eylemi. Birdenbire belirli kentlerimizde bu tür hareketler olmaya başladı. Bu aslında yani devletin olması gereken kurallarının işlemediğinin bir göstergesi. O zaman tabii adeta bu devlet yapısının çürümesi anlamına da geliyor. Yani devletin organlarının işlevlerini kaybetmesi. Bu tabii bu duruma şahit olan bir yerel güçler oluyor. Yani yerel güçler bu çürümeyi hem tahrik ediyorlar hem de çürüdükçe onun yerine kendi güçlerini ikame ediyorlar. Ama tabii asıl bir de bu durumu gözeten ve hem işte Türkiye Cumhuriyeti'ne hem anayasasına hem ulusa hem gelecek kuşaklara karşı sorumlu hisseden bir takım güçler, yani bunlar daha çok güvenlik güçleri diye şey yapalım, sorumluluk içinde hareket etme ihtiyacı duyuyorlar. Burada tabii dediğim gibi yani siyasi kadroların bu yasaları empoze etmede, uygulamada karşılaştıkları sıkıntılar devreye başka güçleri sokuyor. Bugün derin devletin simge isimlerinden Alaaddin Çakıcı bile mahkemeye çıkarıldığında hakime derin devleti şikayet edip derin devletin de cılkı çıktı diyor. Çakıcı ile aynı fikirde olanlar arasında sarımsak davasından tanıdığımız eski istihbarat daire başkanı da var. Nasıl siyasetteki boşlukları bir insanlar dolduruyorsa, bu birimler içerisindeki boşlukları da bunlar dolduruyor. Ve bunlar yönetici olmaya başlıyor. Tabii, yani işte Çakıcı olayı da budur. Seyat Bekir olayı, yani Kürşat olayı da budur. Yani bu adamlar bir zamanlar emrinde oldukları insanları belki de işte para sahibi olarak, şirketleşerek veya çeşitli şekillerde bunlar idare etmeye başlıyor. Yani şimdi bu Çakıcı'nın bir şeyi vardı. Bizim derin devletin cılkı çıktı. Zira gerçek derin devleti üstün akıl, entelektüel birikim ve stratejiler anlatıyor. Gerçek derin devlet ne yazık ki Türkiye'de bulunmuyor. Üstün akıl anlamındaki bir derin devlet olmuş olsa bütün bu üretimlerden faydalanır ve bunların neticesinde hem kurumsal yapıların çağa uygun düzenlenmesi sağlanır, hem Türkiye'nin çıkarları birinci öncelik olarak ortaya konur, hem de siyaset kurumu herkesin şikayet ettiği bir kavram olmaktan çıkar. Bilirler ki, yani bu anlamda dediğim şeffaflıktan da bahsediyorum elbette ben. Ama insan kaynağını, insan unsurunu, tecrübeli, birikimli insan unsurunu doğru dürüst, verimli hale getiremeyen bir mantığın olduğu bir ülkede derin devletten söz etmek mümkün. Diğer ülkelerde aslında, diğer güçlü devletlerde bunun arkasında çok güçlü bir de ülkenin hani kremasını, kaymağını oluşturan entelektüel bir güç var. İşte Türkiye'de maalesef bu entelektüel güç daha çok olması gereken bu devlet ve derin devlet konusunu bir tartışma konusu haline getiriyor. Tabii geçtiğimiz tecrübeler, yaşadığımız tecrübeler belki Türkiye'yi bu noktaya getirdi ama bu tür tartışmaların bir faydası, öyle zannediyorum ki, geleceğe dönük yani derin devlet artık ürküntü veren bir yapı değil, tam aksine hani bu ülkeye, bu topraklara, işte bu insan, yani yaşayan insanlarımıza mesuliyet duygusuyla davranan, hepimizin yolunu doğru çizmemizi gerektiren bir yapılanma diye algılanmaya başladı. İşte derin devlet. Bilmem çıkarabildiniz mi?
aslında derin devletten nasibini almışlardan biriyimdir ben, ama bunların hepsi geride kaldı. Çünkü artık Türkiye içinde bulunduğu konjonktür ve hele Avrupa Birliği ile müzakereler başladıktan sonra söyleyeyim, derin devlet büyük bir olasılıkla artık işsiz kalacak.